Merhabalar saygıdeğer yoldaşlar, hepiniz hoş geldiniz. Ben Joseph Eren'in. Bugün Sovyetler Birliği serimizin yeni bir bölümüyle daha sizlerin karşısındayız. Bugün artık kendilerine demokrasinin beşiği diyen o sahte demokratları yerin dibine sokacağız inşallah. Şuradan görüyorsunuz arkadaşlar, bunlar demokrasiyle yönetiliyormuş. Püh, biz niye bilmiyoruz? Demokrasiyle yönetilen adamlar Amerika'yı bölmediler mi? Bakın Amerika'ya şu an ne oldu? İşte şimdi biz bunların intikamını alacağız. Bizim fethettiğimiz yerlere bakın, herhangi bir bölünme var mı? Bakın İtalya'ya tek parça. Bakın Avusturya'ya tek parça. Almanya'ya bakın tek parça. Çin'i biraz bölmüş olabiliriz ama onu takma. Onu takma. Onu çok şey yapma. Çünkü olması gereken bu. Çinli kardeşlerimizi kendilerinden korumak için böyle bir şey yaptık. Gördüğünüz üzere dostlar, bizim fethettiğimiz hiçbir yerde bölünme, parçalanma hiçbir şey yok. Gücümüz daim olacak ve her zaman da bunu savunacağız. Her zaman devletlerin bütünlüğünü savunacağız. Toprak bütünlüğünü savunacağız. Şimdi efendim, ordularımız hazır ve nazır. Bu hainlere saldırmak için planlarımız yapılı. Devletlere özgürlük ve gerçek demokrasiyi götürmek için savaşımızı artık ilan edebiliriz. Tüm dostlarımızı da savaşa çağırarak bunların hepsine birden savaşımızı artık ilan ediyoruz efendim. Bu arada hepiniz tekrar tekrar hoş geldiniz. Eğer hala kanala abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videolar ve yorumlar olarak destek olabilirsiniz. Ayrıca kartlar kısmından ikinci kanalım var arkadaşlar. Eren Ceylan 2, oraya da videolar atıyorum. Onu da takip etmeyi unutmazsanız sevinirim. Hadi bakalım saldırmaya başlayalım. Kesinlikle bu arada buradaki halklar da bana yine mektup yazdılar. Dediler ki efendim, bunlar çakma demokrat. Bunlar demokrasiden anlamıyor. Siz gelin, sizin o şahane, mükemmel demokrasinizi bizimle paylaşın dediler. Biz de tabii ki de buna karşı çıkamadık. İnsanlar bizden bir yardım bekliyor ise biz de buna karşı çıkamadık. Dedik tamam, geliriz ve şu anda geliyoruz gördüğünüz üzere arkadaşlar. Öncelikle İran'a, Hindistan'a, her yere demokrasimizi götüreceğiz. Her yer bu demokrasinin tadına varacak. Muhtemelen bu bölümde bu savaş bitmeyebilir çünkü çok büyük bir savaş. Ancak olabildiğince bitirmeye çalışacağız bakalım efendim. İlk saldırılarımızla, daha doğrusu ilk özgürleştirme hareketlerimizle başlayalım. Buradaki İran dostumuz var. Onu da yine kukla devlet olarak alacağız. Kukla değil, pardon, özgürleştirilmiş devlet olarak alacağız. O da hakkını alacak. Merak etmeyin, İran'ın topraklarını alacak. Hiç sıkıntı yok. Hiç sıkıntı yok. Hatta bir İran'da bir Azerbaycan devleti falan da kurdurabiliriz. Hiçbir şey yok. Hiçbir problem yok abicim. Biz her şeyi yaparız. Biz özgürlük için her şeyi yaparız abicim. İran'ın o kuzey taraflarında bir Azerbaycan kurursam Bakü'yü vermem. Bakü benim. Bakü benim şimdi. Orayı bir tartışmayalım. Biz zamanında onu aldık ki yani arkadaşlar. Zamanında orayı aldık. Ama büyük bir Azerbaycan devleti de yine kurdurulabilir. Şu savaşlar bittiğinde Azerbaycanlı kardeşlerimizin de büyük bir devleti olabilir. Değil mi? Olsun da. Olsun da abicim. Hatta hazır gelmişken buradaki İranlı kardeşlerimize de şu demokrasinin şahane tadını tattıralım. Şöyle hazır gelmişken onlar da bu tada bir varsın, bu lezzete, bu mükemmelliğe bir varsınlar diye onlara da hemen yardımcı olalım efendim. Bizim batıdaki dostlarımız güzel güzel kazanıyorlar savaşlarını. Bakın yerel halk da bize destek veriyor. İsyan etmişler, görüyorsunuz arkadaşlar. Ne kadar haklı bir davada olduğumuzun kanıtıdır bak. Oradaki yerel halklar isyan etmiş ve bize sığınmışlar. Görüyorsunuz Fransa'daki isyancıları. Halk bizimle arkadaşlar, halk bizimle. Görüyorsunuz, ben bunu dememe gerek yok. Bunu halk diyor. Bunu oranın halkı diyor efendim. Mükemmel bir şekilde özgürleştirme harekatımız devam ediyor. Buradaki Çin dostumuz ve Çink dostumuz güçlenmeliler. Onların biraz şeylerin artması lazım abicim. Asimilasyon oranları, daha doğrusu halkına bir yeterince komünizmi tanıtamamışlar. Onların onu bir yapması lazım. Ondan sonrasında savaşta bir güç olarak bizimle birlikte savaşabilirler. Şu an onlar biraz daha güç olarak zayıflar. Ama yakında güç olarak da güçleneceklerini düşünüyorum. Umarım yakın bir zamanda da onlar da bizim gibi güçlü bir ülke olacaklardır. Olamazlarsa da hiç sıkıntı yok. Biz onları koruruz abi. Her türlü saldırıdan koruruz. Amerika'nın intikamını alıyoruz arkadaşlar şu an. Daha doğrusu yoldaşlar, Amerika'nın intikamını alıyoruz şu anda. Hadi bakalım almaya devam edelim. Mükemmel saldırılarımız gördüğünüz üzere. Düşman kesinlikle bize karşı gelemiyor. Çünkü halk bizi destekliyor. Bölgedeki halk bizimle.
Bölgedeki halk bizimle olduğu için kimse bize karşı gelemiyor abicim bu haklı davamızda. Mükemmel bir şekilde saldırıyoruz. Daha doğrusu saldırmıyoruz. Mükemmel bir şekilde özgürleştiriyoruz buradaki yerleri. Özellikle Türkiye topraklarını işgal etmeye kalkmışlar. Bunun nasıl yaparsın sizin haddinize mi ya? Sizin haddinize mi? Siz kimsiniz lan Türkiye topraklarına? Şöyle gidiyorsunuz, işgal ediyorsunuz da. Bunların intikamı alınacak. Özellikle Amerika kardeşimiz zaten bana mektup yolladı. Roosevelt kardeşimiz geldi dedi ki abi yıl 1981 olmuş ama biz ölümsüzüz, sıkıntı yok. Geldi dedi ki abi dedi bunlar dedi nasıl demokrat? Biz bunları demokrat sandık dedi. Adamlar bildiğin faşist dedi. Bizim ülkemizi böldüler, bölücülük. Bunlar emperyalist, hem her şey var bunlarda dedi. Ben de o kardeşimin şu anda yardımına koşamıyorum belki ama onun intikamını alıyorum. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yeterince büyük ordularımız güzel güzel ilerliyor. Sen buradan niye dalmıyorsun ya? Sen vatan hainmişsin sen. Dalsana. Kardeşim tam güçlü değilsen ama 3-5 bir saldır yani. Sınır boş. Girsen alacaksın. Yani yalnız anlamadığım bir şey var. Türkiye şuradaki Suriye topraklarına neden hiç ilerlemiyor? Harbiden onu hiç anlayamadım bak şu an. Aga oradakiler niye böyle? Allah Allah. Allah Allah. Hocam orada sanki bir kendileri arasında anlaşma yapmış. Şuradan şuraya gitmeyeceğiz falan diye sanki anlaşmışlar gibi kendi aralarında. Adamlar ilerlemiyor ya. Adamlar ilerlemiyor. Çıkar mı atmaya çalışıyorlar? Bizim mükemmel ordularımızı siz çıkar mı atarak mı yeneceksiniz? Hiç güleceğim yoktu ya. Hiç güleceğim yoktu ya. Bizim mükemmel ordularımızı gidip adamlar çıkar mı atarak yenebileceklerini sanıyorlar. Yenmeyi bırak, oyalayamazsınız bile. Saldırın aslanlarım, saldırın. Türkiye'ye yardıma gidiyoruz. Benim ordularım değilmiş lan bunlar. Oğlum benim ordular baga girip Türkiye'nin eline geçmiş galiba. Evet arkadaşlar gördüğünüz üzere ordularım baga girip Türkiye'nin oldu. Olabilir. Olsun. Türkiye'de bizim sonuçta abi. Türkiye'de bizim dostumuz yani. Dostumuzun bizim ordumuzdan faydalanmasının bizim için hiçbir problemi yok. Hiçbir problem yok. Şöyle de bunlara da bir ekstradan şöyle emirlerini verelim. Hareketsiz kalmasınlar abicim orada. Bunların emirlerini de vermek lazım. Yoksa arkada kalırlar bunlar. Efendim saldırılara devam. Daha doğrusu özgürleştirmelere devam. Bak orada bir sevindiler şu an. Lan ne diyor? Arkalarından çıkarım attık. Ah, ne iyiyiz falan dedi. Sonra bir saldırdık abi adamlara. Yine hak ettiklerini buldular. Türkiye dostumuzu gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yardımlarımızı esirgemiyor Türkiye'den. Onun topraklarını kurtarması için elimizden geleni yapıyoruz. Çankırı düşmemeli yalnız. Orası bizim kırmızı çizgimizdir. Çankırı düşmemeli. Çankırı bizim kırmızı çizgimizdir demiş Joseph Eren'in zamanında. Biz bunu savunuyoruz. Biz bunu savunuyoruz. Evet, bir çıkarma daha deneniyor. Bir çıkarma daha deneniyor. İşte amaçsız. Öyle şeyler yapılabilir. Yapıyorlar abi, deniyorlar ama olamaz. Yani bunu başaramazlar bunu. Bunu başaramazlar. Çıkarmazsanız da hiçbir şey olmayacak. Birazdan denizde de üstünlüğü alacağız. Birazdan büyük ordularımız denizde de ilerleyecek ve sizi yenecekler. O zaman ne yapacaksınız acaba? Yalnız harbi siz burada bir aranızda bir anlaşma mı yaptınız hocam? Sen buna savaşta değil misin? Sen niye ilerlemiyorsun? Hani Hindistan'ın ilerlememesini anlarım. Çünkü o adamın yeterince gücü yok. Ama sen niye ilerlemiyorsun? Senin olayın ne birader? %21 bu arada. Gördüğünüz üzere kayıplar. Eziyoruz abi. Adamları eziyoruz ya, mükemmel. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Mükemmel bir şekilde arkadaşlar demiş olabilirim ama bu siz onları yoldaşlar olarak anlayabilirsiniz. Sıkıntı yok. Adamları çok rahat bir şekilde yeniyoruz. Şöyle şuraya saldır. Bazı yerlerde artık böyle bir gücümüz sanki bir azalmaya başlamış. O yerlerden ekstra saldırılar artık yapmayalım. Ki biraz daha toparlanalım abi. Şöyle bu taraflara bir gelin hocam. Artık denizdeki üstünlüğümüzü de perçinleyelim. Şuradan mesela bir liman basacaksın sen. Şuradan şuraya bir inin abi. Sen kal orada. Sen kal, senin için problem yok. Orada Türkiye'nin yardımına koşmamız lazım. Saldırın abi. Saldır 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 saldır. Ulan kendi topraklarımı düşman toprağı sandım. Oraya ilerletmeye çalışıyorum. Oraya ilerletmeye çalışıyorum. Güzel. Düşmanı burada mağlup etmişiz. Mükemmel. Peki Fransız topraklarında ne oluyor? Daha doğrusu Fransız değil artık. Yeni özgür Fransa topraklarında ne oluyor? Onlara da bir bakalım. Bir tur fazladan geçmiş olabiliriz. Problem değil. Türkiye isyancılarla mı mücadele etmekte?
Türkiye'nin isyancısı. Ya ben şu anda bir şey yapamıyorum maalesef. Ben bir şey yapamıyorum. Türkiye umarım başarılı bir şekilde isyancısını yener. Abi bak ordularım yine Türkiye'nin eline geçiyor galiba. Türkiye'nin o kadar ordusu olması normal mi? Galiba ordularım Türkiye'nin eline geçiyor. Sanırım. Sanıyorum ki durum şu an böyle. Ama problem değil abi. Ha Türkiye'nin ordusu, ha benim ordum. Hiç problem değil. Biz zaten bir basışta 500 bin ordu basıyoruz. O yüzden sıkıntı yok. Sıkıntı hiç yok. Hiç yok. Hocam bak o ilerlemeye başlamış. Sen ne yapıyorsun peki? Senin derdin ne birader? Senin olayın ne? Senin olayın ne? Sen niye ilerlemiyorsun? Şu askerleri de Türkiye'nin topraklarında ilerletelim. Belki bunlar da Türkiye'ye geçer. Geçsin abi, güzel olur. Fransa'da gördüğünüz üzere arkadaşlar. Yine kazanıyoruz. Her yerde de kazanıyoruz şu an. Gayet mükemmel. Ordularımız mükemmel bir şekilde ilerlemeye devam ediyor. Joseph Eren'in Özgürlük Aslanları. Evet, ismim artık ordumun bu. Özgürlük Aslanları, çünkü bunlar diğer yerlere özgürlük getirdiği için ismini böyle koydum. Her yere özgürlük götürmeye devam ediyorlar arkadaşlar, gördüğünüz üzere. Yoldaşlar. İlerleyin abicim, ilerleyin, 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 ilerleyin. Siz de şöyle bir denize artık. Bir açılın abi, denize bir gelin şöyle. Hadi bakalım. Aa, denizdeki ordularını mağlup ettik elemanların. Çok güzel, çok güzel. Sevindim. Bu sevindirici bir haber bizim için. Şöyle ilerleyin. Ordularım. Hindistan'da herhangi bir mağlubiyetle karşılaşmadan çok rahat bir şekilde ilerleyişimiz devam ediyor. Çünkü Hindistan halkı da bizimle olduğu için herhangi bir zorlukta tabii ki de karşılaşmıyoruz. Hindistan halkı da bizi destekliyorlar artık. Onlar da bu İngilizlerin şeyi kuklası olmaktan sıkılmışlar, yılmışlar. Adamlara neler yaptılarsa artık. Ve diyorlar ki abi beni kurtar. Ben de diyorum ki tamam. Aynen bu. Aramızda bir konuşma. Abi beni kurtar. Ben tamam dedim, bu kadar. Yani. Ve şu anda kurtarıyordu. Gördüğünüz üzere bizim için az laf çok iş politikası var. Az laf çok iş. Çok konuşmaya gerek yok abi. İcraat. 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 Yapman gereken şey icraat. Fazlasına gerek yok. Az laf çok iş. Şunlar hala Türkiye'nin eline geçmedi. Keşke Türkiye'nin eline geçse de onları kontrol etse. Benim yerime. Saldırın aslanlarım, gördüğünüz üzere. Hemen buradaki dostlarımızı da kurtarıyoruz. Hemen kurtarıyoruz abicim. Özgürlük aslanları her yere özgürlük götürmeye devam ediyor. Gidin abicim şöyle denize çıkmaya devam edin. Mükemmelsiniz siz. Siz mükemmelsiniz. Siz aslansınız. Siz kaplansınız. Siz harikasınız siz. İlerleyin abi. Şuradan da ilerle. 35 bin ya da dur 25 bin. 25 bin. 25 bin yap abi şöyle. Bu arada harbiden Hindistan'da hiç direnişle karşılaşmadık. Güzel, güzel. Hindistan'a da bu bölümde özgürlük getirmiş olduk da abi Çin'de ne oluyor yani? Bunlar siz nasıl kaybediyorsunuz ya? İlginç. İlginç yani, adam oradan dolaşıp beni benim topraklarıma sarkmaya başladı abi. Vallahi ilginç. Harbi ilginç yani. Çok ilginç olaylar dönüyor. Yoksa bir ihanet falan mı var? Bilemiyorum yani. Acaba bize ihanet falan mı ediyorlar yoksa? Bizim dostumuz dediğimiz adamlar. Yoksa bize ihanet falan mı ediyorlar? Umarım etmiyorlardır. Çünkü onlar için bu iyi olmaz. Onlar için iyi olmaz. Umarım etmiyorlardır. Savaşmalar için para atayım biraz bunlara ya. Belki para atsam. 50k yeter sana. Adam olana çok bile. 50k yeter hocam. Daha ne istiyorsun sen? Daha ne istiyorsun? 50k yeter. Hadi bakalım. Saldırmaya devam ediyoruz. Mükemmel, mükemmel. Hindistan'ı kurtardıktan sonra da hemen İngiltere'ye, Britanya'ya çıkacağız. Oraya da özgürlük götüreceğiz tabii ki her zamanki gibi. Şimdi artık bu özgürlük ordusu daha büyük koldan şöyle her yerden çıkacaklar abi. Biri buradan, biri şuradan. Dört bir yandan özgürlük getireceğiz abi Hindistan'a. Dört bir yandan özgürlük getireceğiz. Hindistan... Oo, Japonya'ma bak benim be. Aslanım benim. Japonya'yı gördünüz mü abi? Bir dakika. Şöyle gösterelim. Bak iş yapmayan adamlara bakın. Bir de Japon kardeşime bakın benim. Bak Japon kardeşim gelmiş oradan. Buraya çıkmış. Adam. Adam ya. Adam ya. Harbi adam ya. Bak buradan görüyorsunuz abicim Japon kardeşimi. Sen var ya sen. Sen büyük adamsın Japonya. Harbi büyük adamsın sen. Harbi büyük adamsın. Bak adam gelmiş oradan şey yapıyor. Bizim buradaki Çinliler de. Hiç yani. Hiç adamların hiçbir şey yaptığı yok. Orada toprak kaybediyorlar anca. Biz burada mükemmel başarılara imza atarken
Onlar orada anca toprak kaybediyorlar. Böyle bir şey olabilir mi ya? Sen nasıl şey yaptın ya? Biz bunları nasıl aldık ya? Bunlar özgürlüğü hak etmiyorlar abi. Bunlar topraklarına bağlayacağım yani. Özgürlüğü hak etmiyorlar. Ne bileyim, sanki hak etmiyorlar gibime geliyor yani artık. Hiçbir şey yapmıyorlar abi. Bunlar özgürlüğü kazanmak için ben onlara ne kadar katkıda bulundum. Siz o yeterince özgür olun diye. Ama adamlar sanki hiç özgürlük istemiyormuş gibime geliyor benim. Yani bilemedim. Öyle mi değil mi artık orasını bilemem de. Hiç savaşmıyorlar. Bakın biz burada canımızı dişimize takarak her yerden çıkarma atıyoruz. Her yerden ilerliyoruz. Ama onlar topraklarını korumuyorlar ya. Düşman işgaline uğramak mı istiyorsunuz? Amacınız bu mu yani? Allah, amacınız buysa salayım. Salmam ama. Yani benim işgalime uğrayabilirsiniz. İlla topraklarınızı elinizden mi aldım abi? Yani bizzat ben mi koruyayım orayı? Yani vallahi tuhaf. Harbi tuhaf yani. Harbi büyük tuhaf. Hani nasıl kaybediyorsunuz lan şu adama? Ben onu anlamıyorum yani. Abi bu adama nasıl kaybediyorsunuz? Oğlum kaybetmek daha zor lan. Yani adamın zaten hiçbir şeyi yok. Adama her yerden ben çıkmışım. Her yerden darbe indiriyorum. Ama siz nasıl kaybedebiliyorsunuz? Ben onu anlamıyorum. İşte büyük zorluk abi. Zoru başarırız, imkansız biraz zamanımızı alırdaki bu imkansızlık yani bu. Adam harbi imkansız olanı başarıyor. Bak Japon kardeşim, delikanlı adam. Liderinin adını hatırlamıyorum, unuttum şu an. Japonya'nın komünist lideri var mı bakalım. Yokmuş abi zaten. Komünist olan bir lideri yokmuş. O arkadaşımız bile gelip bizim yanımızdayken, her yerde bizim yanımızdayken sen gelip hiçbir şey yapmıyorsun ya. Anca toprak kaybediyorsun ya. Hindistan halkı bile bizim yanımızda ya. Ona rağmen kaybediyor adam. Ona rağmen kaybediyor ya. Vallahi ona rağmen kaybediyor. Saldırın abicim. Saldırın abicim. Mükemmel. Daha hızlı bir şekilde özgürlük götürmemiz lazım Hindistan'a. O halk bunu hak ediyor. Daha hızlı abi, daha hızlı. Hadi. Hadi bakalım, hadi bakalım. Hindistan'ın zaten neredeyse tamamını işgal ettik. Pardon, işgal dedim, özür dilerim, dilim sürüştü. Özgürleştirdik. Kusura bakmayın, arada bir işgal kelimesi kullanmış olabilirim. Alınmayın abi, çok şey yapmayın siz. Özgürleştirdik. Sen de burada kaldın birader. Sen de burada kaldın. İyi dedik, sen de kaldın yani burada. Hani sen de artık bir devam et yani. Bekleme yapma. Bekleme yapma, devam et. Bu arada istediğimi verirlerse barış yaparım şu anlık, kısa bir süreli. Ama istediğimi vermezlerse yine savaşmaya devam edebiliriz. İstediğimi verirlerse barış yaparım şu an abi bunlarla. Neden yapmayayım ki, değil mi? Bence yapabiliriz. Hindistan'ın tamamını alırsak eğer gayet güzel bir barış yapabiliriz. Şu an ordularımız full denizdeyken biraz ekonomik olarak zorluk yaşıyor olabiliriz ama bak buradan yine gelmiş abi adam. Adam yine gelmiş. Oğlum, niye yenemiyorsun sen bunu? Sen niye yenemiyorsun? Toprakların asimile edilmemiş olabilir. Bu bir bahane değil. Bu bir bahane değil. Bu bir bahane değil. Bu bir bahane olamaz. Neden olamaz? Bir değil. Bahane olarak kabul etmiyorum ben onu. Şöyle bir bakalım efendim. 386'lık bir puanımız var. Hindistan için şöyle alırsak eğer, yani şu alınabiliyor bizim açımızdan. Şu toprakları da alanlar kim? Bu kendi Hindistan alıyor herhalde. Ama bu bizim için karlı değil abi. Bu bizim için karlı değil. Fransa'da olan durum nedir? Fransa'da güzel. Aşağı tarafları almışız. İspanya tarafını almışız ama yukarıda biraz problemler var. Onlar da umarım halledilecektir diye düşünüyorum. Artık şöyle bizzat yardım etmem gerekecek herhalde ki buraları da kurtarabilirim. Yoksa bu hala sorun yaşamaya devam ediyor. Bizzat herhalde yardım etmem gerekecek gibi gözüküyor şu an. Yoksa adam baştan aşağı işgal edilmiş abi. Harbi baştan aşağı işgal edilmiş. Sana bari para vereyim de sen onları halledersin abi orada. Başka buradan yapabileceğim bir şey var mı? Sizleri saldırtıralım. Hemen hızlı bir şekilde. Siz şöyle efendim denizlere hemen çıkın. Denizlere bir çıkın hemen. Hemen bir çıkın. Şu an barış yapamam abi bu şartlar altında. Çok daha fazlasını alabilirken neden buna tamah edeyim? Yani fazlası alabilecekken neden bunu isteyeyim yani? Şartlar pek benim için iyi gelmedi abi, barış şartları. O yüzden pek barışa yanaşmayacağım.
Şöyle buraya bir 50 bin daha yolla. Şöyle 50 bin buraya, 50 bin de buraya, 50 bin de buraya, 50 bin de şuraya, 50 bin de şuraya. Şöyle yolla abi şu askerlere. Şunlar denize çıktıktan sonra zaten ekstra çıkarma atacağız. Bak hala benim topraklarıma giriyor. Bu da akıllanmadı dayak yemekten. Ulan ülkeni elinden almışım. Adam gelip hala orada. Acaba şu Sovyetlere şuradan biraz problem çıkarsam diye düşünüyor. Lan birader ülken gitti. Ülke yok. Hocam ülken senin ülke vardı ya. Heh. İşte o. Artık yok. Ama onun için bir problem değil tabii ki bu. 1500. Ver abi şuradan bana asker. Çok istiyorsa. Bu arada bizim aşağıdaki Çin dostumuz gereğini yapacak ya. O halleder abi o. O yukarıya doğru temizler abi Hindistan'ı çünkü. Ona inancım tam benim. Bu Çin dostum. Umarım yapabilir yani. Umarım yapabilir. Yapabileceğini düşünüyorum. Onda bir kuvvet var. Umarım yapabilir. Güzel yukarıdaki saldırıyı artık savuşturduk. Şuradan da ekstradan saldırılara da çıkalım. Buraları almamız lazım. Yani bu Çin dostumun aslında bunları kendisinin yapabiliyor olması lazımdı ama yani asimile edilmediği için sanırım topraklara diyeceğim de yani bu bir bahane değil çünkü yani o adam güçlü değil anladın mı? Hani güçlü olsa eyvallah diyeceğim. Hani şu adam şu kadar güçlü, bu adam bu yüzden problem yaşıyor falan diyeceğim de yani rakip güçlü değil abi. Adamın tüm toprakları elinden gitmiş, ekonomisi yok, hiçbir şey kalmamış. Yani bu adama karşı da zafer alamıyorsan neye karşı zafer alacaksın yani? Boş topraklara karşı mı zafer alacaksın? Ne yapacaksın? Kolonize edilmemiş topraklara saldırıp oralara şey mi yapacaksın yani? Ne yapacaksın? Başka neyi yapabilirsin yani sen? Bunu da alamıyorsan. Bak ben burada 300 askerle 400 askerle girip alıyorum yani bazı yerleri. Ve ona rağmen sen hiçbir şey yapamıyorsun. Vallahi iyice gözümden düştü bu Mazedonk ya. Harbi diyorum. Gözümden düştü. Ülkesini savunamıyor. Bak buradaki arkadaş bile savunuyor. O kadar ondan zayıf olmasına rağmen. Bakın 1 milyon nüfusu var. Bunun 37 milyon nüfusu var. Bu arada hangi devletlerle savaştayım ben? Britanya Hindistan'ı burada. 50 bin buradan çıkar. 50 bin buradan çıkar. 50 bin buradan çıkar. 50 bin şuradan çıkar. 50 bin şuradan çıkar. Her yerden çıkarma atacağız abi. Adamları her yerden çıkarmalarla mağlup edeceğiz. At abi şuradan da. Güzel. Vallahi güzel. Ama artık burada bu bölümü sonlandıralım. Arkadaşlar, savaşın devamını artık bir sonraki bölümde mi karar vereceğiz? Bir bakalım, bir kontrol edelim son bir barış olarak. Neyi bana veriyorlar, neyi vermiyorlar onu da bir kontrol edelim. Şimdi bak, Britanya Hindistan'ı vasal alsam kafi. Ama onu vermiyorsun. Peki Birleşik Krallığı vasal almamı verir misin? Onu veriyor. Birleşik Krallığı vasal almamı veriyorsan o olur yani. Birleşik Krallık vasalım olacaksa ben barış yaparım. Hayda. Hayda. Kabul ettiler abi. Ben bunu hakaret edip annexleyeyim. Sonrasında tekrar salarız abi. Britanya Hindistan'ı niye Birleşik Krallık'la savaştı peki? Allah Allah. Allah Allah. Allah Allah. Oğlum güzel oldu tamam. İlhak talebi. Güzel. Güzel. Mis. Güzel. Şimdi bu Birleşik Krallığı tekrar salacağız. Ulan dedik kabul etmezler diye düşündüm ama etti lan adam. Birleşik Krallık. Şu topraklarda salınabilirsin gayet güzel. Problem olmaz benim için. Lan buralar Avusturya'nın eline geçmiş. Aga bunlar Britanya insanıyla savaşta mı hala? İyi. Onu da bir zahmet kazansınlar yani. Onu da bir zahmet yensinler abi. Tek başına savaşacağın devlet sonuçta şey. Ha şurayı da bir Azerbaycan devleti yapacağım. Hadi lan Bakü'yü de veriyorum lan. Hadi lan. Hadi lan Bakü'yü de veriyorum. Al lan Azerbaycan al. Ama tabii ki bu değil. Azerbaycan. Dur bakalım. Bir medeniyet seç. Azerbaycan tabii ki de bu. Al hocam şöyle. Al fazlasını veriyorum bak. Bak fazlasını veriyorum. Şunları da veriyorum abi. Bak fazlasını verdim. Daha ne olsun? Daha ne olsun? Daha ne olsun? Al başkentinde burası. Daha sonrasında da bakalım
Orayı tamamen alırsak orayı da veririz. Yani mükemmel. Durum güzel. Dünyayı fethetmeye biraz daha yaklaştık. Direkt artık vasalları bir yerlere salsam herhalde direkt yok ederler diye düşünüyorum ama onlara bir bak düşünmemiz gerekecek. Şu Birleşik Krallığa biraz para göndereyim de güçlensin zavallı diyeceğim de. Bu kadar kötü müsün lan harbiden sen? Durum o kadar kötü mü yani? İlginç. Asimile edelim abicim toprakları. Tamamdır, bu kadar da yeter. Evet dostlar, izlediğiniz için teşekkür ederim. Eğer hala kanala abonedeyseniz abone olmayı unutmayın. Sadece videolara beğen atarak bana destek olabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın. Ama şunun bir rengini bir değiştirelim bunu unutmadan. Unutmadan şöyle bir rengini değiştirelim. Ondan sonrasında İngiliz'in de bir rengini değiştirelim. Tamamdır, şimdi oldu. Hadi hoşça kalın, sağlıcakla kalın. Kendinize iyi bakın.